Delalen ba'ida innellezine keferu ve zalemu lem yekunillahu liyafire lehu lem yekunillahu liyafire lehum ve la liyehdiyehum tariqa illa tariqa cehenneme halidine fiha ebeda ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Sadakallâhul azîm. Ve bellegana resûluhun nebiyyül kerîm. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا İnneke entel cevvadül kerim. Rabbi şrahli sadri. Ve yessirli emri. Ve hlul ugdeten min lisani. Yefkahu kavli. اللهم اكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين آمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Aziz ve muhterem cemaat-i müslümin. Yüce Rabbimiz Allahu Zülcelal hiç şüphe yok ki cinleri de insanları da belki cinlerin ve insanların dışında kalan melekler gibi veya bilmediğimiz diğer bir kısım canlılarda bulunabilir kainatta. Bütün bunları sadece ve sadece kendisini tanımaları, kendisini bilmeleri, tanımaları ve kendisine ibadet yapmaları için yaratmıştır. Kur'an'da bu mesele gayet açık. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuruyor Cenab-ı Hak. Ben insanları da cinleri de ancak bana ibadet yapsınlar diye yarattım. Tabi Abdullah İbni Abbas gibi büyük bir
müfessir ki onu alimler Sultan-ı Müfessirin diye yad ediyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu. Sahabenin en alim kişilerinden birisi. Peygamberimizden en çok hadis rivayet eden, peygamberin sözlerini nakledenler arasında ileri seviyede bir sahabi, fetva verme gücüne sahip, karşılaşılan hadiselerin Kur'an ve sünnete göre hükmü nedir, cevabı nedir, bunu ifade edebilecek güçle bir alim, müfessirlerin sultanı sayılıyor. O diyor ki bu ayeti açıklarken, ben insanlara ve cinleri ancak bana ibadet yapsınlar diye yarattım. Yani beni bilsinler diye yarattım demektir diyor. Çünkü insan önce Cenab-ı Hakk'ı bilecek, önce onu bilecek, tanıyacak ve o tanıdığı Allah'a kulluk yapacak. Nasıl tanıyacak? O kendisini ne ölçüde bildirmişse. Allah kendisini nasıl tanıtıyorsa, ne ölçüde tanıtıyorsa, ne ölçüde bildiriyorsa, onun bildirdiği kadarıyla onu bilmenin mücadelesi verilecektir diyor. O kendisini kitabıyla, peygamberleri vasıtasıyla bildiriyor. Allahu Zülcelal onun bildirdiği kadarıyla onu bilmek ve bilerek de ona kulluk yapmak, ibadet yapmak yaratılışın gayesidir. Cinler de bunun için yaratılmıştır, insanlar da bunun için yaratılmıştır, melekler de bunun için yaratılmıştır. Bizim bilmediğimiz başka varlıklar varsa, ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ve ma ya'lemu cunude rabbike illahu, başka bir ayette buyurur, senin Rabbinin ordularını, Habibim senin Rabbinin, seni gönderen Allah'ın ordularını ancak kendisi bilir. Onun bu alemde orduları var. Yerde, gökte, başka dünyalarda ne olursa olsun hepsinin yaratılış gayesi Allah'ı tanımak ve ona kulluk yapmaktan ibarettir. Onu nasıl, onun öğrettiği şekilde tanımak gerekiyorsa, ben Allah'ı bileceğim, tanıyacağım diyen kendi kendine bir kısım fikirler uyduramaz, yakıştıramaz. Allahu Zülcelal peygamberleri vasıtasıyla, indirdiği kitaplar vasıtasıyla kendisini nasıl tanıtıyorsa, kendisini nasıl anlatıyorsa, onu onun anlattığı şekilde tanımaya çalışacağımız gibi, o nasıl öğretmişse ona kulluk da o şekilde yapılır. Yani kulluğu da biz, ibadeti de kendi düşüncemize göre tayin edemeyiz. Çoğu kere insanlar ibadet adı altında bir kısım rezaletlere düşüyorlar. Vahiden kopan, vahye dayanmayan, peygamberlere dayanmayan ibadet şeklini kendi aklıyla, mantığıyla bulmaya çalışan insanlar, güzel bir şey yapıyoruz, doğru bir şey yapıyoruz zannıyla bir kısım rezaletlerin, bir kısım eksikliklerin içine düştüklerinin farkında bile olmuyorlar. Mesela Hindistan'a gittiğiniz zaman
Bakıyorsunuz binlerce yüz binlerce insan gidip gelenler anlatıyor. Vasıtalar her şey bir yerde tıkanıp kalıyor. Hayat duruyor. Niçin? Bir inek gelmiş yolun üzerine oturmuş. İnek. Bildiğin etini yediğin, sütünü içtiğin sıradan bir hayvan. Yolun üzerine oturuyor. Çünkü onlar ineklere tapınıyorlar ya. O kendi kendine o yattığı yerden kalkacak, yolu açacak da trenler işleyecek. Otomobiller işleyecek, insanlar geçecek. Ve bu hayvanın tapındıkları bu hayvanın şifa bulmak üzere sütünü değil de sidiğini içiyorlar. Halbuki Allah şifa olmak üzere, nimet olmak üzere onun sütünü yaratıyor. Sütünü içmiyorlar. Ama idrarını içiyorlar. Niçin bu böyledir? İnsan kendi aklıyla bu işleri tayin etmeye kalkışıyor. Peygamber'e tenezzül etmeyince, vahye tenezzül etmeyince, Allah'tan gelen talimata uymayınca bir yığın rezalet meydana getirilir. Hani bugünkü modern geçinenler, ileri görüşlü, aydın fikirli geçinen adamlara da bakıyoruz. Hani bir Müslüman, büyük olduğunu zannettiğimiz, yani vaktiyle geniş ilme sahip olmuş, Allah'a çok ibadet yapmış, Allah'a yaklaştığı kanaatinde olduğumuz, ermiş kişiler, veli insanlar, Evliyaullah'tan bazı kişilerin mezarları ziyaret ediliyor. O mezardakinden bizim beklediğimiz bir şey yok. O büyük insanın, büyük olduğuna inandığımız insanın mezarını ziyaret ediyoruz, kabrine gidiyoruz. Bizim o şahıstan beklediğimiz bir şey yok. Ama diyoruz ki bu yaşadığı müddetçe Allah'ın emirlerine uygun yaşamış bir adamdır. Allah'ı hiç kırmamıştır. Ona karşı gelmemiştir. Bilerek isyan etmemiştir. Allah'ın sevgili bir kulu olduğu zannı var içimizde. Öyle üstü zannediyoruz ki bu seçkin insanlardan biridir. Allah'ın sevdiği bu kulun yanında, onun sevdiği bu kulun yanında biz Allah'tan istersek, yani bir adama bir iş yaptıracaksınız, sevdiği bir kişiyle, sözünü kıramadığı, geri çeviremediği bir kişiyle bir kişiye giderseniz, o sevdiğinin hatırı için sizi geri çevirmiyor. Sevdiği kişinin yanında sizi kırmıyor. O sevdiğinin hatırı için bunu yapıyor. Biz de Allah'ın huzuruna giderken, ya Rabbi, bu senin sevdiğin bir kulundur. Biz böyle zannediyoruz, böyle duyduk, böyle biliyoruz. Bunun yanında ama senden ya Rabbi istiyoruz. Senden. Ne ihtiyacım varsa bu mekanda ama senden istiyorum. Mezardakinden benim istediğim bir şey yok. O da benim gibi muhtaç olan insanlardan biriydi. Ömrünün sonuna kadar Allah'tan bir şeyler istemeye çalıştı o da. Ben de bu sevgili kulunun yanında senden istiyorum ya Rabbi. Şimdi bunu kınıyor bu adamlar. Bunu kınıyorlar. Ölülerle ne alıp veremediğiniz var diyorlar. Ama sen bu işi resmi ibadet haline getirdin. Yabancı bir misafir gelir, devlet adamı gelir, ona bu memleketin ibadeti budur diye onu bir camiye götürmezler. Bir Müslüman topluluk içine götürmezler. Eline verirler bir ot, bir demet ot,
şu otu al, gel seni filan yere götürelim. Ya bu bir ibadet mi şimdi ya? Ölüler kendileri gidiyor, çiçekleri taşıyorlar, orada bir kısım şekillere giriyorlar, bunu yadırgamıyor. Bunu resmen bir ibadet diye yapıyorlar yani. Resmileşmiş, devletleşmiş bir ibadet şekli. Hiç kimse bunu ihlal edemez. Bu ibadetin dışına çıkamaz. Çıkarsa başına büyük belalar gelir. Biri de Müslümanı kınıyor. Müslümanı kınıyor. Orada halbuki bizim yaptığımızda ne var? Hem büyük bir insanı takdir ediyoruz, rahmetle yad ediyoruz ve geriden gelenlere onun gibi büyük olmalarını anlatmaya, onun yolunu tutmalarını anlatmaya çalışıyoruz. Hem de hatırlı bir mekanda Allah'tan bir şeyler istiyoruz. Bunu niçin söylüyorum? Allah'ı tanımanın yolu nasıl vahye bağlı ise, Allah kendisini nasıl tanıtıyorsa, peygamberleri vasıtasıyla, kitapları vasıtasıyla kendisini nasıl anlatıyorsa, Allah'ı o şekilde tanımaya mecburuz. Başka türlü tanımaların hiçbir değeri yoktur. Onu onun anlattığı gibi bileceksin, bilmeye çalışacaksın. Ona kulluk da böyledir. Ben Allah'a ibadet yapmak istiyorum, kulluk yapmak istiyorum. E kulluğunu nasıl yapacaksın? O nasıl öğretmişse öyle yapacaksın. Kendi kendine ibadet şekli uyduramazsın. İbadet şekli uyduramazsın. Efendim işte camiye geliyoruz biz şimdi, namaz kılıyoruz. Namaz ibadetlerin en önemlilerinden birisi. Ve birçok ibadet şeklini içine alan bir ibadet. Süleyman Çelebi merhumun çok güzel ifadesiyle, çünkü her türlü ibadet bundadır. Miraç'taki konuşmada Allah ile Resulullah arasında geçen bir konuşma, efendim sen ki Miraç eyleyip ettin niyaz, ümmetin miracını kıldım namaz. Sen geldin, bana ulaştın diyor Cenab-ı Hak. Senin ümmetinin miracı, ümmetinin bana yükselişi de namazdır. Bir hadis-i şerifte kişinin Allah'a en yakın olduğu an namaz içindeki anıdır. Allah'a son derece yaklaşmak istiyorum diyorsan hemen namaz kılmaya başla. Bizi Allah'a en fazla yaklaştıran hal namaz halidir. Namaz içinde de en yakın olduğumuz an, namazın işte ayakta durma şekli var, rükû var, secdesi var. Kulu Allah'a namaz en yakın olduğumuz yerdir. Namazın da en fazla yaklaştıran kısmı secde halidir. Secde hali. Değil mi ki sen o Allah için yüzünü yerlere seriyorsun, yüzünü, başını toprağa koyuyorsun, onun büyüklüğünü itiraf etmek üzere, onun karşısında küçüldüğünü ortaya koyuyorsun. İşte Allah'a en çok yaklaştığımız andır. Bir miraç olayı. Miraç Allah'a yükselme, Allah'a ulaşma. Namaz bizi oraya ulaştırıyor. Miraçtır ve ibadetlerin her türlüsü namazın içinde. Allahu Ekber şeklindeki zikir orada. Subhane Rabbiyel Azim orada. Subhane Rabbiyel Ala orada. Subhaneke Allahümme duası orada. Tehiyyat orada. Salli Barik orada. Kur'an'dan ayetler okuyorsun. Yani birçok zikir şekli, birçok ibadet şekli namazın içinde var. E namazın da bir şekli var.
Adam tutturuyor, niye eğilip kalkıyorsun diyor. Öyle tarif ediyor. Benden kulluk yapmamı isteyen Allah, bana kulluğunu böyle yapacaksın diyor. Efendim, camilere bir ara sıra koymaya çalışıyorlardı biliyorsunuz, kiliselerde olduğu gibi. Niye? Pantolonların ütüsü bozuluyormuş. Gelelim diyorlar, numaralı olsun o sıralar. Herkes sıradaki yerini bilsin, kilise vari. Onu tutturamadılar. Efendim, Allah'a kulluk yapıyoruz da, ibadet yaparken ne söylediğimizi anlamıyoruz. Ama anladığımız bir şey var. Belki Fatiha'nın manasını bilmiyorsun. Sübhaneke'nin manasını bilmiyorsun. Ettehiyyatü'nün manasını bilmiyorsun. Ama bir şey biliyorsun. Bütün bu okuduklarımla, yaptıklarımla Allah'a kulluk yapıyorum. Bunu biliyorsun işte. Zaten bilmen gereken de bu. Zaten bilmen gereken de o. Ben şu anda Rabbimin huzurundayım ve ona kulluk yapmanın gayreti içindeyim. Şu anda ona kulluk yapıyorum. Ona en yakın olduğum bir hal içindeyim. Bunun idraki sana yeter. Yani Türkçe okursan Fatiha'yı, ona daha mı yakın olacağını zannediyorsun? Mesela elini açmış dua ediyor. Ya Rabbi işte borçlarımı ödemeyi kolaylaştır. Aklı fikri başka yerlerde. Ağzı bunları söylüyor. Hastalıklarına şifa istiyor, borçlarına ödeme şekli istiyor. Bilmem neye ulaşmak istiyor. Türkçe dua yapıyor. Fakat ağzı burada söylüyor ama aklı fikri başka yerlerde. Hiç o dediğini kulağa duymuyor herifin. Bunların hepsi uydurma. İbadet mi yapacaksın? Peygamber nasıl tarif etti? Örnek odur. Canlı örnek odur. Çünkü Cenab-ı Hak bizden nasıl ibadet yapmamızı istiyorsa onu önce peygamberine öğretiyor. Onun peygamberi de canlı olarak o ibadeti yapıyor ve peygamber buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, sallu kema ra'eytumuni usalli. Beni namaz kılarken nasıl görüyorsanız, benim namazımı görüyorsunuz diyor karşıdan, nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız, namazla beni ne şekilde görüyorsanız, siz de benden gördüğünüz şekilde kılın. Resulullah'ın Türkçe okuyarak veya Kur'an'ın dışında başka bir Arapçayla, Kur'an olmayan Arapçayla da namaz olmaz. Ben Kur'an ayetlerini okumuyorum ama namazda Arapça bir şeyler söylüyorum. Söylediğinin Arapça'da olması yeterli değil. Yani sadece Türkçe'ye karşı konmuş değil. Kur'an'ın dışında başka bir şey okunamaz. Kur'an'ın tercemesi ister Arapça olsun, ister Türkçe olsun, kesinlikle Kur'an değil o. Ve Kur'an olmayan bir şeyle de namazdaki kıraat rüknü farzı yerine getirilemez. Efendim işte şimdi bunlar böyle bir ibadet. Kendilerine göre, düşüncelerine göre bir ibadet şekli geliştirmek istiyorlar. O senin dediğin gibi olmaz. Biz kuluz, Rab odur. Halik nasıl emrederse, mahluk ona göre hareket etmek zorundadır. Yani Allah'ı bilmek, onun öğrettiği ölçülere bağlı olduğu gibi, Allah'a kulluk etmenin ölçüsü de yine onun öğrettiği şekildir. O ne öğretmişse, onun peygamberi ibadeti nasıl tarif ediyorsa, ibadeti öyle yapacağız. Başka türlü yapılamaz. Başka türlü ifade edilemez. Şimdi
kendi kendimize bir şeyler uydurmayalım. İki türlü insan var bu cemiyetteki rahatsızlıklardan birisi bu. Bazıları, Müslümanların bir kısmı böyle çok titiz olacağım, çok hassas olacağım, hiçbir şeyi eksik bırakmayacağım anlayışından hareketle dinde olmayan bir yığın şeyi dine eklemeye kalkışıyor. Dinde yok böyle bir şey. Dinde böyle bir şey yok. Yani aşırı dindarlık havasına bürünüyor. Güya eksiksiz yapacağım havasına bürünüyor. Anlamadan dine bir sürü kuyruk ekliyor. Maalesef. Ve bunu da kim yapıyor? En samimi dindarlar yapıyor bu işi. Yani dinde artık eksik hareket etmemesi gereken, dini olduğu gibi kabullenmesi, tatbik etmesi gereken adamlar bakıyorsunuz bir sürü ek yapıyor. Ya niçin bu ekleri yapıyorsunuz? Bunlara karşılık bir zümre çıkıyor. Onlar da diyorlar ki efendim, dinde olmayan şeyleri bir kısım adamlar kalktılar, dine eklediler. Biz de bu dine eklenen şeyleri dinden ayıklayacağız diyorlar. Fakat ayıklarken ne yapıyor? Bu elimin üzerine sarılmış lüzumsuz bir yama var. Sağlam parmağımın üzerinde bir yama var. Sanki yaraymış gibi orası. Bu yamayı çözeceğim diye kesiyor o yamayı. Fakat bu defa altını kesiyor. Yani kesmemesi gereken yeri kesiyor. Fazla kazıyor, derin kazıyor. Bu ilaveyi kazırken, ilaveyi dinden atarken, uzaklaştırırken o kadar derinden kazıyor ki bu defa bıçak gidiyor, kemiğe dayanıyor. Dinin özünden olan birçok şeyi atmaya kalkışıyor. Bunların ikisi de dinin başının belası. Dindarlık havasıyla dine lüzumsuz eklemeleri yapanlar da yanlış ve hatalı bir yoldadırlar. Ayıklıyorum derken böyle fazla derine dalan, birçok şeyi kökünden silen, atmaya çalışanlar da hata içindedirler. Ölçü nedir? Ölçü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O ne yaptıysa onun önüne geçmeyeceksin. Hazreti Ali'nin rivayetidir radıyallahu anh. Üç arkadaş, Hazreti Ali de aralarında bulunmak üzere, işte Osman İbni Maz'un, Abdullah İbni Amr İbni As gibi üç kişi bunlar giriyorlar Resul-i Ekrem'in evine. Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim görmediğimiz yerlerde hususi hayatında, kendi aile hayatı içinde nasıl ibadet yapıyor? Onun hususi hayatında, kendi aile hayatı içinde nasıl ibadet yapıyor? Onun davranışları nedir, tavırları nedir? Bunu hanımlarından sormaya gidiyorlar. Peygamberin kendi özel hayatında, hususi hayatında İbadet tarzı nedir diye soruyorlar. Hanımları cevap veriyorlar. Diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sene içinde Ramazan orucunun dışında ayın bazı günlerini, haftanın bazı günlerini oruçla geçiriyor. Bazı günler oruç tutmuyor. Oruç tuttuğu günler de var, tutmadığı günler de var. Efendim gecenin bir kısmını uykuyla geçiriyor, bir kısmında uyanıyor, abdest alıyor, namaz kılıyor, başka ibadetler yapıyor. Efendim zaman zaman hanımlarının yatağına gidiyor, onlarla beraber oluyor,
bazı geceler beraber olduğu var, olmadığı da var. Bunlar Peygamberimizin bu tatbikatını öğrenince sanki biraz bu işi peygamber için az buluyorlar. Yani bir peygamber gerekir ki bütün seneyi oruçta geçirsin. Bütün gece sabaha kadar ayakta dursun. Ve hanımlarının yanına nefsinin arzusunu yerine getirmek değil mi? Hiç uğramaz. Böyle bir şeyler biraz söylenmişler yani orada. Peygamber doğrusu hiç de bizim umduğumuz gibi yapmıyormuş. Biz ondan daha çok şey bekliyorduk demeye kalkışmışlar. Peygamberimiz bunu haber alıyor. Camide minbere çıkıyor. Sizin tarafınızdan şöyle 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 söylendiği bana haber verilmedi mi zannediyorsunuz? Bu konuşmalarınız bana bildirilmedi mi sanıyorsunuz? Vallahi diyor içinizde, Allah'a yemin ederim ki aranızda Allah'tan en çok korkanınız benim. İçinizde benim kadar müttaki, haramdan ve helaldan efendim hesaplayarak kaçınan, helallara başvuran, haramlardan uzak duran, yani emir ve yasaklara benim kadar riayet edeniniz yok. Allah'tan en çok korkanınız, takvaca en ileride olanınız benim. Hiçbiriniz benim seviyemde değilsiniz. Ama ben bazı günler oruç tutarım, bazı günler yerim. Gecenin bir kısmında uyurum, bir kısmında uyanırım. Bazı geceler hanımlarımın yatağına girerim, bazı geceler girmem. Hâzâ sünneti. Femen vâhibâ an sünneti feleyse minni. İşte benim sünnetim budur diyor. Ben Allah'ın peygamberiyim. Bana öğretilen budur. Benim takip ettiğim yol budur. Kim benim bu yolumdan uzaklaşırsa, yani benim tatbikatımın dışına çıkarsa, bana fark atmaya çalışırsa, o benden değildir. Yaparsın, çok şey yaparsın ama hiçbir işe yaramaz. Çok yapmak değil, az yapmak değil mesele. Emredilen şekilde ölçüsüne uygun yapmaktır. Büyüklerden birisi sünneti şöyle tarif ediyordu. Diyordu ki, sünnet kapıyı açan anahtara benzer. Bir kapıyı açan anahtarın numarası belli. Eğer o anahtarı bir numara daha büyütürseniz, büyük olduğu için anahtar kapının deliğinden geçmez. Anahtardır ama kapıyı açmaz. Anahtar olduğunda şüphe yok. Ama büyütüldüğü için kapıyı açmıyor. Veya bir numara küçük tutarsan, küçüğü de anahtardır ama bu defa kapıya küçük geldiği için bu defa gene açmaz. Onun ayarı neyse, o kapının anahtarının numarası neyse onu kullanacaksın. Yani sünneti zorlamayacaksın ileri geri. Ne emredildi sen onu yapmaya memursun. Emredileni yapacaksın. Yapıyorsan öyle yapacaksın. Yapamıyorsun. Yapamıyorsan yapamamanın eksikliği var. Yapamadığın için eksiklik var. Ama fazlasıyla yaparsan yapmayan gibi kusurlusun. Canım ben fazlasını yaptım. Şimdi şunu örnek verelim. Müslüman fakirler Resulullah'a başvurdular. Sünnetin önemini anlatmak istiyorum. İbadetin akılla tarif edilemeyeceğini, tayin edilemeyeceğini anlatmaya çalışıyorum. Akıl işi değil bu.
Fakir Müslümanlar geldiler ya Resulallah. Bu Müslüman zenginlerin servetleri var. Servetleriyle birçok hayır işliyor bunlar. Fiilen harbe katıldıkları gibi askerler için silah satın alıyorlar. Binecek hayvan satın alıyorlar. İşte gaziler için, askerler için yiyecek maddeleri alıyorlar. Harp teçhizatı, diğer hayır faaliyetlerinde var, paraları var bunlar. Bizim bir şeyimiz yok. Biz ne yapacağız? Onların servetleriyle kazandıkları şeyleri biz nasıl kazanalım? Yok, bize vermedi Cenab-ı Hak. Resul-i Ekrem buyurdu ki, ben size öyle bir şey öğreteceğim ki, sallallahu aleyhi ve sellem, hadis Buhari'dedir, öyle bir şey öğreteceğim ki, siz onu yaparsanız, sizden öncekilerinin derecesine ulaşacaksınız. Sizden öncekilerini yakalayacaksınız, sizden sonra gelenler size ulaşamayacaklar. Her farz namazın arkasından 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah ve 33 kere de Allahu Ekber deyin. Sonra La ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehul mülkü ve lehul hamdü ve ala kulli şeyin kadir deyin. Fukaraya bunu öğretiyor Peygamberimiz. Tabi zenginler duruyor, onlar da duyuyorlar bunu. Fakirlerle birlikte namazların arkasından bu tesbihleri çekmeye başlıyorlar. Fakirler geliyor, ya Resulallah, zenginler gene yapıyor bu işi. Zalike fadlullahi yu'tihi men yaşa. Ben ne yapayım diyor. Bu servet Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediği kuluna veriyor Cenab-ı Hak. Yani ben şimdi onlara bu fakir Müslümanların son derece kazandıran bu tesbihlerini çekmeyin diyebilir miyim demek istiyor. Tabii zenginler de bunu paylaşıyorlar. Şimdi 33 diyor. 32 çekerseniz olmaz. Yani tesbihiniz boşa gider demek değil. 33 kere Sübhanallah demekle elde edeceğinizi elde edemezsiniz. Çünkü sünneti bozuyorsunuz. Peygamber bir şey bilerek 33 diyor. Kafadan mı atıyor 33 derken? Niye 35 demiyor? Niye 29 demiyor? Niye 45 demiyor da 33 diyor. Sen de 33'ü bileceksin. Öyle iş güzellik yaparak benim vaktim var, zamanım var, dilim iyi dönüyor. Ben herkes 33 diyene kadar ben 99 çekerim. Hiç kıymeti yok. Burada 33 diyeceksin. Ama bu sayı ile belirtilenin dışında sayı belirtilmeyen zikirlerde istersen 100 milyar kere tekrarla. Engeli yok. Emre uyar mısın, uymaz mısın? Buradaki imtihan bu. Yani sen peygamberi bir örnek kabul ediyor musun? Bir önder kabul ediyor musun? O ne derse doğrudur, o ne derse ölçü odur diyor musun, demiyor musun? Mesele burada. Şimdi çıkıyor, işte Resulullah buyuruyor. İçinizde benden daha çok Allah'tan korkan kimse yok. Benim yaptığım gibi yaparsanız kıymeti var. Kendi başınıza buyruk olursanız hem lüzumsuz yere yorulursunuz boşu boşuna, hem de beklediğinizi elde edemezsiniz. Yani şimdi sen hacca gidiyorsun, tavaf yapacaksın. Resul-i Ekrem nereden başlamış tavafına? Rüknü Hacer-i Esved'den. Hacer-i Esved taşının, o siyah taşın yani, bulunduğu köşeden başlamış. Mecbursun oradan başlayacaksın. Canım ben şuradan da başlasam. Hayır. O böyle tarif ediyor. Muhammed Mustafa örnektir, önderdir, üsve-i hasenedir ve her şeyin ölçüsü ondan alınacak.
Şimdi ne yapıyorlar? Bir kısım ileri görüşlü düzenin profesörleri. Düzenin profesörleri. Yani dün İncil'i perişan hale getiren papazların yerinde, Tevrat'ı perişan hale getiren hahamların yerinde bugün hocalar var. Hocalar. Ve perişan hale getirme sırası Kur'an'a gelmiştir. Dün hahamların Tevrat'a yaptıklarını, papazların İncil'e yaptıklarını Kur'an'a yapmak için çalışan adamlar var ortada şimdi. Cemaatten karşılaşıyorum. Plancıyı dinliyorum diyor televizyondan. Ağzından bal akıyor diyor. E öyledir. Sen ki işin hakikatını bilmiyorsun. Dinin ne olduğunu bilmiyorsun. Ve dinin doğru şeklini öğrenebilmenin, kavrayabilmenin mücadelesini de vermiyorsun. E o halde adamın söyledikleri, bir gazeteci yazar öyle demişti, bir tiyatrocu, her şeyden evvel adamın söyledikleri benim işime geliyor dedi yani. Yani doğru bulmuyorum demek istiyor dediklerini ama benim işime geliyor diyor. Sizin de işinize geldiği için mi? E tabi bana soracak adam, borsa oynayayım mı diyor bana. Hayır diyor. Hayır. Burası düpedüz açık bir kumar pazarı. Açık bir kumar pazarı. E gelip bana sorar mı bunu bu adam? İlla da oynamak istiyor. Benden cevap, istediği cevabı alamayacağı için cevabı istediği şekilde kim veriyorsa onun ağzından bal akıyor, öbür adamın ağzından. Benimkinde zehir akıyor. Doğrudan hoşlanmıyor insanlar. Ama nefsiniz böyle diyebilir. Aklınız sizinle beraber değil. Nefsinin güzel dediğine mutlaka aklın yanlış diyor. İmanın yanlış diyor. Sen hata ediyorsun diyor burada. Sen nefse uyarsan, nefsinin arkasından gidersen o seni mutlaka bir boşunu bulacak, bir yerden aşağı yuvarlayacak. Nefis o kadar haindir ki. 50 sene çalışırsınız. 60 sene çalışırsınız. 60 yıllık mücadele sonunda bir noktaya gelirsiniz. Bir itibara sahip olursunuz. Dereceyi 60 saniyede yıkar, mahveder, kaybeder. Ya yazıktır, buna bir ömür harcandı. Bu noktaya gelmek için katiyen demez bunu. Bunu şunları anlatmak için söylüyorum. Allah'ı bilmenin yolu, onun kendisini tarif ettiği, öğrettiği şekilde olur. Allah kendisini nasıl tanıtıyorsa onu öyle bileceğiz. Ona ibadet etmenin şekli nasıldır? Peygamberini canlı örnek olarak önümüze koyuyor. Kitabıyla tarif ediyor. O kitapta tarif edileni de peygamber tatbik ediyor. Mesela suyu bulamadığınız yerlerde cünüpsünüz, temizlenmek istiyorsunuz. Abdestiniz yok veyahut da boy abdesti almanız gerekiyor. Temizlenmeniz için su da yok. E temiz olan yeryüzüyle, toprakla temizlenin diyor Kur'an-ı Kerim. Nasıl temizleneceksin toprakla? Bir temizlen bakayım. Bu teyemmümü, toprakla temizlik demek olan teyemmümü emreden ayet geldiği zaman meşhur sahabi Ammar İbni Yasir böyle soyunmuş, kumlarda yuvarlanıyor. Toprakla temizlik. Sormuş ona Resulü'nün, ne yapıyorsun sen? İşte toprakla temizleniyorum canım, bu aslından zor demiş. Abdest bundan daha kolay. Suyla abdest alsan bu kadar sıkıntı çekmezsin. Ya ne böyle teyemmüm? Peygamberden öğrenmeye mecbursun bunu. Ayet Arapça. Ammar Arap. Anlamıyor ne dediğini.
Resulüken getirdi ellerini, kollarını sıvazladıktan sonra şöyle kuma bir vurdu. Şöyle biraz ileri geri sürdü. Niye? Toprak eline yapışsın, kum eline yapışsın diye. Yüzünü de kirletmemesi için şöyle bir silkeledi. İki elini birbirine vurdu, silkeledi. Abdestte nerelerini yıkıyor? O topraklı eliyle yüzünün o kısımlarını şöyle bir sıvazladı. Bir. Geldi bir daha vurdu. Yine ileri geri. Yine silkeledi. Sol elinin içiyle sağ kolunu şuradan başladı. Şöyle geldi çıktı. Buradan başladı. Böyle geldi çıktı. İşte bitti. Teyemmüm abdesti budur. Abdestsizliğin de yerine geçer. Cünüplükten temizlenmenin de yerine geçer. Ama bunu peygamber tarif ediyor. Sen aklınla, mantığınla bu işi çözemezsin. Ben nasıl kulluk yapacağım bilirim, sen bilemezsin. Bu yanlış olur. Onun için yakında din uyduracaklar. Zaten her Allah'ın günü uyduruyorlar, Allah korusun. Yani İslam'da olmayan bir kısım hükümleri İslam'ın hükümleriymiş gibi sunmaya çalışıyorlar. Din budur diyor adam. Mesela onlardan birisi soru soruyor. Gazetenin birisinde bir yazı dizisi çıkıyor, o meşhurlardan birine ait. Soruyor, Allah nedir, nerededir sorusuna. Tabii bize ne öğretilmiştir küçükken, bitiriyorum. Allah ne sağdadır ne soldadır. Ne alttadır ne üsttedir. Ne öndedir ne arkadadır. Mekandan münezzehtir. Bir de bir Bektaşi fıkrası ekliyor oraya. Efendim, bir ya hoca vaaz ediyormuş işte Allah'ı anlatırken. Allah'ın mekanla alakası yok. Orada değil, burada değil. Bir ya Nasrettin Hoca oradaymış. Demiş ki, canım sen de yok diyeceksin de. Ve orada değil, burada değil. Nerede bu? Demek ki yok. Yok diyeceksin de ne ağzını evirip çeviriyorsun, geveliyorsun. Yok da bari in aşağı. Hem nalına hem mığına. Sinsice Allah yoktur gibi bir ifade kullanıldığı gibi, ondan sonra diyor ki Allah, şunu söyleyebiliriz, Allah tabiat kuvvetlerinden ibarettir. Duyuyor musun? Bu İslam'ın bir numaralı savunucusu. Ağzından bal aktığını söylediğimiz adamın ağzından işte bu bal akıyor. Allah tabiat kanunlarının, kuvvetlerinin toplamıdır. Yahut ne bileyim, şu sudur, bu sudur. Yani ona benzer bir ifade. Bu korkunç. Yani şimdiye kadar ibadetlerle oynuyorlardı. İbadeti eviriyor, çeviriyor. Şimdi inançlarla oynuyorlar. Halk müsait. Halk müsait. Filan tekkedeki şeyhi kötülüyor. Kendisi televizyonun şu kanalını tekkeye çevirmiş ve bir kısım adamların o tekke şeyhi gibi oraya oturmuş, onlara şeyhlik yapıyor. Kınadığını yapıyor yani. Niye onun müridi oluyorsunuz da benim olmuyorsunuz manasında bir itiraz bu yani. Başka bir şey değil. Kur'an ve sünnet çizgisinden biz kendimizi ayırıyoruz.